Bir tek amacı var. 25 Ağustos Antalya Spor, 28 Ağustos sanırım. Yo, 28 Ağustos Antalya Spor Cumartesi. Maçından bu yana. Aralık özür dilerim. 28 Aralık 2019 tarihli maçtan bugüne en az her maç sonrası bunun üstüne Denizli, dünkü Rize Spor maçı dahil ve bir antrenman konuşması dahil bir eski ve bize hizmet etmiş Galatasaraylı bir kardeşimiz, eski futbolcu hakkında oluşan polemikler, iddialar üzerine camiamızın, taraftar kitlesinin bir ayrışma, birbirine ötekileşme, yanlış bilgilendirme olgusunu gördüğümüz için bu toplantıyı, camiamızın kenetlenmesi, bir arada olması, sadece bu yıl değil, sonsuza dek sürecek olan şampiyonluk yürüyüşlerinin devamı adına yaptık. Tek nedeni bu, camiamızın kenetlenmesi, bir arada olması, birlik olması. Değerli arkadaşlar, bir konuyu biliyorsunuz, bu dediğim dört söylemden bu yana, Sayın Teknik Direktörümüzün bu söyleminden yana, benim sadece divan söyleminde sizlere canlı yayında açıkladığım bir tek sözcük var. Söylediğim şu, yazılı basında olduğu gibi, bu futbolcu gündemimizde yok ve bize intikal eden resmi bir şey değil. Değerli arkadaşlar, bizim 2 yıldan bu yana, sevgili Abdurrahim çok daha uzun yıllardır bu camianın yönetimsel anlamda içinde, transfer anlamında söylüyorum. Bizde transfer şöyle yapılır. Transfer eğer bu kardeşimiz gibi bilinen maruf bir isim ise her halükarda sportif direktörlüğe gelir. Sportif direktörlük inceler. Buna herhalde scout'a gerek olmaz. Teknik direktör ve ekibi de inceler teknik açıdan. Sonra bu konu biraz önce dediğim gibi sportif direktöre ve onların üstündeki Abdurrahim Bey'e gelir. Abdurrahim Bey konuyu mali işlerimizde, Türkiye, çünkü biz finansal fair sınırlamasındayız ve bize şu anda hemen sonra geçerim, sarı ışık yanıyor. Görüşür, UEFA finansal fair play sınırları içinde uygun ise bunu onaylar, ilgili departmana bakan, bu bazen Oytun kardeşimiz olur, bazen Doruk kardeşimiz olur, bakar Abdurrahim Bey, işi finalize noktasında en sonunda bana getirir. Bizde transfer böyle. Ve biz bugüne kadar 30'a yakın kiralıklar dahil transfer yapmışız. Bu şekilde. Şükürler olsun ki UEFA limitlerini de sınırlamalarını aşmamışız bugüne kadar. Bu bize göre bir başarı öyküsü. Bundan şuna geliyorum. Biz teknik kadronun bizden istediği hiçbir şeyi hayır demedik. Arda kardeşimizin konusuna gelene kadar. Biz camianın aynası, camianın yansımasıyız. Biz genel kurulun bize verdiği iradenin tezahürüyüz. Biz camia ve taraftar ne diyor öncelikle aksiyonlarımızda, buna bakarız. Biraz önce de işaret ettiğim gibi bu kardeşimizle ilgili bize bu bahsettiğim süreç içinde gelmiş şu an dahil herhangi bir şey yok. Ben
Daha önceyi bilmiyorum. Dünyada futbolun seçildiğinden bu yana sadece konuşarak sosyal medya üzerinden gerçekçi olmayan, yani elinizde belge, bilgi, kaç yıl, ne kadar, ücret ne olmadan bir futbolcu transferiyle ilk defa karşılaşıyorum. Bu karşılaştığım için de sayın teknik direktörümüze hem telefonla hem sözlü olarak açıklıkla ifade ettik ki gündemimizde yok. Ve sevgili camiama tekrar açık ve net olarak ifade ve beyan ediyorum ki bu kardeşimiz şu andaki transfer planlamamızda yok. Bunu ben söylemekten bıktım. Aynı şeyin temcit pilavı gibi sürekli olarak da her hafta, her maç sonu gelmesinden de hem camia hem yönetim olarak da müthiş rahatsızız. Değerli arkadaşlar, bu konunun kapanmasını istiyoruz. Arda Turan Galatasaray'ımıza hizmet etmiş, zamanında para kazandırmış, zamanında Galatasaray için eylemlerde bulunmuş. Galatasaraylı olduğu için, Galatasaray'da olduğu için bu unvanları hak etmiş bir kardeşimiz. Ben yolu açık olmasını diliyorum. Şunu bilin ki benim şahsi olarak ve her iki arkadaşımın da tanıdığım insanlar, özel olarak hiçbir husumetimiz, hiçbir kadrimiz, hiçbir kastımız yok. O da bir aile babası. Ona yaşamında samimi olarak söylüyorum, sonsuz, sağlıklı, hayırlı yıllar diliyorum. Değerli arkadaşlar, bunu hızla geçtikten sonra, çünkü biz ayrışma istemiyoruz. En önemli konulardan biri Türkiye Futbol Federasyonu'nun son yapılandırmayla ilgili aldığı kararlarda ihlal. Anayasayı bir kere delmekle bir şey olmaz gibi. Bence çok şey olur. Kurallar delinmek için, yıpratılmak için, yok edilmek için konulmaz. Kurallar konulmuşsa, size de önceden bildirilmişse, sarı ışık yanmışsa, arkasından kırmızının geleceğini bilmeniz gerekir. Bu sadece Galatasaray için değil, diğer bütün kulüpler için de geçerli. Biz, tekrar ediyorum, oyun oynanırken kural değiştirmesine şiddetle karşıyız. 15 Aralık 2019 tarihi bütün kulüplere verilen bir deadline, son tarihti. Bütün itirazlarınızı yapınız dendi. Hepimiz yaptık. Ve bugüne geldik. Bundan sonra ben geç kaldım, ben uykuya daldım, ben ekstra güç aldım, vitamin aldım gibi tekrar oynamak istiyorum, güreşmek istiyorum. Bunu bir takım için söylemiyorum. Hepsi için söylüyorum. Yapmak bence Türk futbolunun köküne dinamit koymaktır. Bence. Bunu bir kulübü, bir takımı hedef alarak söylemiyorum. Biz de yaparsak aynı şeyi, aynı şey bizim için de geçerli. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Soru cevap bölümüne geçeceğiz. Ama tabii ucu açık bir basın toplantısı değil. Onun için sorularımız sınırlı sayıda olsun. 2-3 soru alacağız. Ve gündeme dair de başkanımız soruları cevaplayacak. İlk soruyla başlayalım. Beyaz TV sesinin gelmez. Biraz önce şunu söylediniz. Bugüne kadar teknik heyetten gelen bütün tekliflere evet dediniz. Bu sefer hayır dediniz. Fatih Hoca'nın da dün yaptığı basın toplantısında sizin de salı günkü görüşmeden sonra bir fikir ayrılığı olduğunu söylemişti. Arda konusunda söyledim. Başkanım şunu sormak istiyorum. Fatih Hoca ve teknik heyet Arda'yı istiyor alınmasını, ama yönetim olarak siz istemiyorsunuz. Bu sonuç çıkıyor ortaya. Bunu mali duruma dayanarak mı söylüyorsunuz? Bu futbolcunun başarılı olamayacağını düşünerek mi söylüyorsunuz? Bunu sormak istiyorum size. Ve çok kısa bir şey daha eklemek istiyorum.
Fatih Hoca'nın o gün salı günü toplantıdan çıktıktan sonra söylediği bir laf var yine basın toplantısında. Ben o toplantıdan çıktım, eve giderken bu haberi Fatih Hoca yeniden veto edildi şeklinde haber sitelerinde gördüm diye konuşmuştu. Ve bu toplantıda şu anda da üç kişisiniz, üçünüzün olduğunu söyledi. Bunu daha önce bir futbolcunun forma numarası meselesinde de söyledi. Gerçekten aranızda bir köstebek var mı? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi değerli arkadaşlar, bir kere aramızda fikir ayrılığı, yani biz ne bileyim Auguste Comte, Hegel ve Spinoza'yla tartışan felsefe kulübü değiliz. Biz bir spor kulübüyüz. Başkanı var, teknik direktörler, organları var. Karar yönetim kurulu, Galatasaray'ı yönetenler tarafından alınır. Genel kurulun verdiği irade ile onun tarafından da yürütülür. Bir kere fikir ayrılığı değil, olmaması gerekir. Yani eğer ayrı ayrı fikirlerdeysek ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir. Böyle bir şey yok. Bir tek fikir vardır, yönetim kurulunun aldığı karar ve onu uygulamak. Onunla mükelleftir. Bununla ilgili o sözcük bizi çok yaraladı. Çünkü üzerinden sayın teknik direktör bunun Galatasaray'a yakışmadığını söyledi. Değerli arkadaşlar, hepiniz buradasınız. Benle yazılı veya telefonla temas kuranlar var aranızda. Spor müdürleri var. Bu konu bana o dediğim Antalya spor maçı tarihini karıştırmayın. 28'inden bu yana, biz aslında 28'den önce de duyduk. Nereden duyduk? Çünkü menajerleri her yerde söylüyordu. Hayırlı olsun bu oyuncu size diye. Menajerleri. Sonra sayın teknik direktörümüz Antalya maçıyla başlayan konuşmalar yaptı. Olabilir. Çünkü onunla kalbi bağlantılar olabilir. Biz buna saygı duyarız. Futbolcusu beraber büyümüş, onu ilk almış. Giderken onu o yollamış. Ki ben hatırlıyorum o günde gidişi çok ani oldu. Arda Turan'ın o günleri hatırlayanlar var mı bilmiyorum. Biz de Arda Turan evet 12 milyon euro güzel ama hazırlıksız yakalandık ve kulyolar falan. Evet baş sallayan arkadaşlar var günleri hatırlayan. Yani ama yolu açık olsun dedik. Arda'yla onur duyduk. Arda Atletico Madrid'de Barcelona'dayken onunla yatıp kalktık. Gurur duyduk. Attığı her golü biz atmış olduk. Mutlu olduk. Bugün nasıl Cengiz'le, Melih'le övünüyorsak o gün onunla övündük. Hiç fark etmedi. Ama bize sanki ne bileyim ben Kanija Kalesi savunmasını vermişiz gibi bilgi sızdırma. S-400 kodlarını vermişiz gibi bilgi sızdırma. Bir hoş olmadı. Hiç hoş olmadı. Ben teknik direktör olsam bunun Galatasaray'a yakışıp yapışmadığını yönetim kuruluna ve başkana, başkan yardımcılarına, ikinci başkana ben demem. Hicap duyarım böyle bir şey demekte. Ben teknik direktör olsam. İki, ne vermişiz? Şu anda gündemde bu. Bilgi sızdıran bir yönetim kurulu. Hangi mahrem bilgi verilmiş? Benim yönetim kurulu toplantım sayın teknik direktörümüz geldikten 4.30'a kadar beraberdik. 2 saat sportif ve yönetimi yaptık. Yönetim sormadı bile. Ben yönetime buradan çok teşekkür ediyorum. O kadar güven duyarlar bize. Ben sadece sordu bir arkadaş. Hocamız gelmiş dedi. Çünkü benim odamda görüyorum.